Bugün asitler ve bazlar hakkında konuşacağız. Bu asit-baz dengesidir. Bu yüzden denge hakkında geçen iki derste öğrendiklerinizi unutmayın. Daha sonraki derslerde yükseltgenme-indirgenme dengesinden bahsedeceğiz. Yani konuşulacak daha çok denge var. Bugün sizlere birkaç tanım vereceğim. Suyun öz iyonlaşmasından bahsedeceğiz. Çoğunuzun bildiği pH fonksiyonu hakkında konuşacağız. Kampüs çevresinde yaygın olarak bulunan maddelerin pH'larını belirleyeceğiz. Bu asit ve bazların kuvvetlerini konuşacağız. Sonra zamanımız kalırsa zayıf asit problemlerinin nasıl çözüleceğinden bahsedeceğiz. Derse başlamadan önce clicker sorusu yapabilecek miyiz? Şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. Formları ne zaman istiyorsunuz? Bugün gidip gidemeyeceğimizden emin değilim ama bunlara ihtiyacımız var. Gelebilmeniz için bu pizza formlarının elinize geçmesini istiyoruz. Bildiğiniz gibi her zaman çalışılmaz. Hepinize en uygun zamanı bulmak için clicker yöntemini kullanmayı düşünüyoruz. Ama bunu daha sonra yapalım, daha iyi olur. Şimdi sizlere asit ve bazların en dar tanımını vereceğim. Suda çözüldüğünde hidrojen iyonu derişimini arttıran maddelere asit denir. Buna karşılık suda çözüldüğünde hidroksit derişimini arttıran maddelere baz denir. Bunlar oldukça dar tanımlardır. Bunu biraz daha genişletebiliriz. Bu durumda Bronsted-Lowry tanımından bahsetmemiz gerekir. Bronsted-Lowry tanımında hidrojen iyonu veren maddelere asit, hidrojen iyonu alan maddelere baz adı verilir. Şimdi bu tanımı kullanarak bazı örneklere bakalım. Asetik asit, asetik asit artı su, parantez içinde sıvı, iki yönlü ok, hidronyum iyonu, aqua artı asetat anyonu. Aqua, yani suda. Burada ne oluyor? Bu eşitliğin iki tarafına bakarsak, asetik asit bir hidrojen iyonunu kaybediyor. Yani bir hidrojen gidiyor. Halbuki su molekülü bir hidrojen iyonu kazanıyor ve hidronyum iyonuna dönüşüyor. Asetik asit asit olarak davranır. Çünkü proton verir. Su baz olarak davranır. Çünkü proton alır. Su proton olarak hidronyum asitine dönüşür. Halbuki asetik asit bir hidrojen iyonu vererek asetat bazına dönüşür. Ters yönde hidronyum iyonu bir proton verir, asetat anyonu ise proton alır. Ters yönde hidronyum proton vererek su oluşturur. Bunlar Bronsted-Lowry asit-baz tanımına ait örneklerdir. Hidrojen iyonu verip alışlarına göre bileşiklerin asit veya baz olduklarını belirledik. Bu bölümde en çok kullanacağımız tanım budur. Şimdi şu kısa filme bakalım. Bu kısa filmde kırmızı renkli su molekülleri var. Hidrojen atomları ise beyaz nokta şeklinde gösterilmiş. Şimdi bir asit geliyor. Üzerinde beyaz renkli hidrojen iyonu var. Su molekülüyle karşılaşıyor ve hidronyum iyonu oluşuyor. Ayrıca başka bir su molekülü meydana geliyor ve gidiyor.
Bu ise başka bir hidronyum iyonu. Bu tanımda olan şey bu. Bu bize başka bir terim kazandırır. Eşlenik asit baz çifti kavramı doğar. Bir asitin eşlenik bazından bahsedeceğiz. Asit, bir hidrojen iyonu verdiğinde bir baz oluşturur. Buna eşlenik baz adı verilir. Bir bazın eşlenik asidi ise baz hidrojen iyonu aldığında oluşan asittir. Şimdi buradaki örneğe bakalım. Buradaki kırmızı hat eşlenik asit baz çiftini göstermektedir. Diğer asit baz çifti ise su ve hidronyum iyonudur. Bu eşlenik asit baz çiftinin ne olduğunu anlamak için birkaç örnek daha yapalım. Bikarbonat iyonu sulu ortamda artı su, sıvı, çift başlı ok, hidronyum iyonu suda artı karbonat iyonu suda. Bikarbonat iyonu burada ne olarak davranır? Asit olarak. Su ne olarak davranır? Baz olarak. Bu bazın eşlenik asidi hidronyum iyonudur. Bikarbonat asidinin eşlenik bazı da karbonat iyonudur. Ters yönde karbonat bazı hidrojen iyonu alarak konjüge asidi olan bikarbonatı oluşturur. Şimdi bir örnek daha yapalım ve bir clicker sorusu soralım. Buradaki asit baz çiftlerini belirleyin. Son 10 saniye. Pekala, oldukça iyi sayılır. Bu doğrudur. Bunu notlarınıza yazabilirsiniz. Burada su biraz farklı davranıyor. Bu tepkime de su hidronyum iyonu oluşturmak yerine hidroksit iyonu oluşturuyor. Burada su asit olarak davranıyor. Bikarbonat iyonuna proton veriyor. Burada suyun eşlenik bazı hidroksit iyonudur. Bikarbonat ise baz olarak davranıyor ve hidrojen iyonu oluyor. Bikarbonat bazının eşlenik asidi karbonik asittir. Ters yöndeki tepkime de karbonik asit hidroksit iyonuna hidrojen verir. O da su oluşturur. Bu tepkime de suyun eşlenik bazı hidroksit iyonudur. Bu verdiğimiz örnekte bir şeye dikkat edin. Bu tepkime de ürünün ne olduğuna bakmadan suyun nasıl davrandığını bilemezsiniz. Suyun davranışını ancak bundan sonra çözebilirsiniz. Bu eşitliklerde su hem asit hem de baz olarak davranabilir. Ders notlarınıza bakarsanız amfoterik terimini görürsünüz. Tepkime şartlarına göre hem asit hem de baz olarak davranabilen moleküllere
amfoter moleküller denir. Kendisinden daha kuvvetli asit veya baz ile karşılaştırılmasına bağlıdır. Bunun en yaygın örneği sudur. Daha geniş bir asit-baz tanımı düşünelim. Bu Lewis asit-baz tanımıdır. Bundan önceki derslerimizde geçiş metallerinden bahsederken bu tanıma geri döneceğiz. Lewis asit-baz tanımı gerçekten çok geniştir. Artık hidrojen iyonundan bile bahsetmeyeceğiz. Bu asit-baz kavramında elektron çifti verebilen maddeler Lewis bazıdır. Lewis bazları yalın çift elektronlarını verir. Lewis asidi ise elektron çifti alabilen bileşiklerdir. Şimdi bir örneğe bakalım. Burada bir Lewis asidi bir Lewis bazı ile katılma bileşiği veya kompleks oluşturmaktadır. Bunlardan biri elektron çifti verecek, diğeri ise alacaktır. Bu gerçekten çok geniş bir tanımdır. Burada asit ve bazdan söz edeceksek mutlaka Lewis asit veya Lewis bazı dememiz gerekir. Bu durumu daha iyi açıklar. Tekrar edelim. Lewis bazı elektron çifti verir, Lewis asidi de alır. Bunlar bizim Lewis asit ve baz tanımlarımızdır. Şimdi suyun öz iyonlaşmasından bahsedelim. Su hem asit hem de baz olarak davranabiliyorsa bu onun kendi kendine tepkime verebileceğini gösterir. Bunu da yapar. Bir su molekülü asit, diğer su molekülü baz olarak davranarak tepkime verir ve hidronyum iyonu ile hidroksit iyonu oluşturur. O halde şu soruyu sorabilirsiniz. Bir su bardağında ne kadar su molekülü vardır? Ne kadar hidronyum iyonu vardır ve ne kadar hidroksit iyonu vardır? Hidroksit iyonu içme fikrini beğenmemiş olabilirsiniz. Soru budur. Burada tekrar denge eşitliğine bakalım. Bunu nasıl hesaplayacağımızı düşünelim. Bu soruda gerçekten neyi bilmek istiyoruz? Gerçekten neyi soruyoruz? Denge konumunda ne kadar ürün, ne kadar reaktif vardır? Denge konumunda ürünlerin girenlere oranının ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? K. Peki K'yı nasıl hesaplarız? K farklı bir terimdir. Fakat K nedir? Bir denge sabitimiz var. K'yı hesaplamak için çeşitli yollar vardır. Dengedeki derişimler verilebilir veya delta G ile ilgili bilgiler verilebilir. K'yı delta G sıfırdan hesaplayabiliriz. Bu çok sık kullandığımız bir eşitliktir. Delta G sıfır eşittir eksi RT ln K. K'yı hesaplamak için delta G sıfırın ne olduğunu bilmemiz gerekir. Peki, delta G sıfırı hesaplama yolları nedir? Bunlardan bazılarını gördünüz. Bu eşitlikte T sıcaklık, R de ideal gaz sabitidir. Delta G'yi kullanarak K'yı çözebiliriz. Delta G'yi nasıl hesaplarız? Bunun birkaç yolu vardır. Oluşum delta G sıfır değerlerini düşünebilirsiniz. Veya benim favori yolumdan gidebiliriz. Delta H ve T delta S arasındaki ilişkiyi kullanabilirsiniz. Belli bir sıcaklıktaki entropi ve entalpiyi bulabilirsiniz. Buradan delta G sıfırı hesaplayabilirsiniz. Ve buradan da denge sabitine geçebilirsiniz. Böylece daha önce öğrendiğiniz ilgili materyalleri yeniden gözden geçirmiş olduk. Bu materyalleri tekrar etmiş olduk. Şimdi bunlardan birini alalım ve delta G0'ı hesaplayalım. Ürünler ve reaktiflerin oluşum delta G0 değerlerini çizelgelerden bakıp bunları formülde yerine koyarız. Buradan delta G0 eşittir artı 79.89
kilojül bölü mol değerini elde ederiz. Delta G'nin değeri pozitiftir. Daha fazla matematiksel işlem yapmadan karar verin. K'nın değeri sizce ne olmalıdır? Büyük mü yoksa küçük mü? Küçük olmasını bekleriz. Bir bardak suda çok fazla su olduğunu zaten biliyordunuz. Tekrar edelim. Bu bakış açısına göre küçük olmasını bekleriz. Bu değeri formülde yerine koyalım. Delta G'yi hesaplamıştık. Gaz sabitini de biliyoruz. Oda sıcaklığında K'nın değeri 1.0 çarpı 10 üzeri eksi 14 olarak bulunur. Ve bu çok küçük bir sayıdır. Bu çok küçük değer su molekülünün çok az oranda iyonlaştığını gösterir. Yani bir bardak suda çok fazla iyon yoktur. Su moleküllerinin çoğu iyonlaşmamıştır. Çünkü K'nın değeri çok küçüktür. Dengede çok fazla ürün yoktur. Ve bardaktakilerin çoğu su molekülüdür. Bu özel K'ya K su adı verilir. Bu sayıyı ve bu terimi liseden hatırlamıyorsanız, problem setlerini yaparken ezberlemiş olacaksınız. Bu çok özel bir sayıdır. Bu sayıyı asit baz problemlerinin hesaplamalarında çok sık kullanacaksınız. İsteseniz de istemeseniz de sonunda ezberleyeceksiniz. K su değeri hidronyum iyonu derişimi ile hidroksit iyonu derişimi çarpımına eşittir. Bunun neden doğru olduğunu biraz düşünelim. Tepkimede denge sabiti ürünler bölü reaktiflerdir. Fakat şimdi aniden tepkenler yok oldu. K su terimi hidronyum ve hidroksit iyonlarının derişimlerinin çarpımı şeklinde gösterilir. Paydada su yer almaz. Bu suyun çözücü olduğu her tepkime için geçerlidir. Değeri çok fazla değişmez. Çözücü hemen hemen saftır. Saf çözücüler veya katı maddeler denge ifadesinde yer almaz. Dersin devamında bunu diğer örneklerde de göreceğiz. Çözücünün ne olduğunu kendinize sorabilirsiniz. Burada kullandığımız seyreltik çözeltilerde çözücü derişimi çok fazla değişmez. Bu nedenle denge sabiti ifadesinde yer almazlar. Çünkü K su bir denge sabitidir ve aynı sıcaklıkta bu çarpımın değeri değişmez. Hep aynı olacaktır. 298 derece Kelvin'de bu denge sabitinin değeri 1.0 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşittir. Bu oldukça değerli bir sayıdır. Asit baz problemlerinden bahsedecek olursak, çok karmaşık olmasın diye çoğu zaman bunların oda sıcaklığında gerçekleştiğini söyleriz. Oda sıcaklığında değilse bu durum büyük ve kalın harflerle belirtilir. Altı çizilir. Aksi takdirde bu değeri kullanırsınız. Şimdi pH fonksiyonuna bakalım. pH neye eşittir? pH eşittir eksi logaritma hidronyum iyonu derişimi. Benzer şekilde pOH eşittir eksi logaritma hidroksit iyonu derişimi. Tekrar edelim. K su eşittir hidronyum iyonu derişimi çarpı hidroksit iyonu derişimi. Bunu sizin için başka bir şekilde ifade edelim. Her iki tarafın da logaritmasını alalım. Eksi logaritma K su eşittir. Eksi logaritma hidronyum iyonu derişimi eksi
logaritma, hidroksiyon girişimi. pK su eşittir pH artı pOH. Bu değer eşittir 1.0 çarpı 10 üzeri eksi 14. Bu değer ise 14.20'a eşittir. 25 derece santigratta. pH'ın değerini biliyorsanız, 14 rakamını hatırladığınızda pOH'ın değerini kolayca hesaplayabilirsiniz. Bunu pek çok problemde yapacaksınız ve bu sayıların hepsini hatırlamaya başlayacaksınız. Şimdi bakalım, pH ve pOH nedir? pH bize asitin kuvvetini söyler. Saf suyun pH'sı nötral olmalıdır, yani 7'dir. Şimdi bana bir asitin pH'sını veya bir bazın pH'sını ne olduğunu söyleyin. Son 10 saniye. Bu oldukça basit bir soruydu. Bu test bu konu hakkındaki geçmiş bilgilerinizle ilgiliydi. Çok iyi. Çoğunuz pH kavramının ne olduğunu biliyor. Asit çözeltisinin pH'sı 7'den küçüktür. Baz çözeltisinin pH'sı ise 7'den büyüktür. EPA maddeleri pH'sı 3'ten küçükse veya 12.5'tan büyükse korozif olarak tanımlar. Şu ölçüye bakacak olursak, pH 7'de nötral, 7'den küçükse asidik, büyükse bazik. Buna karşılık pH 3'ten küçükse veya 12.5'tan büyükse korozif. Şimdi Dr. Taylor buraya gelecek. Bazı şeylerin pH'larını ölçeceğiz. MIT'nin çevresindeyken ne kadar tehlikede olduğunuzu bileceksiniz. Bu ilginizi çekebilir. Bunları siz ölçebileceksiniz. Elimizde indikatör kağıt şeritler var. Birileri gelip okumanıza yardım edebilir. Elinizdeki şeritleri okuyabilirsiniz. Su ile başlayalım. Bu MIT'nin çevresinden alınmış herhangi bir su örneği. Hadi başlayalım. Bir gönüllü seç. Yapacağımız şey şu. Asistanlar gelecekler ve sizden farklı numunelerin pH'larını okumanızı isteyecekler. Markus, bunların ne olduğunu tahtaya yazarsan sevinirim. MIT su örneği ile başlıyoruz. Eğer 7 ise nötral olduğunu söyleyeceğiz. 7'nin altında ise asidiktir, üzerinde ise baziktir. Bunları aynı zamanda sizin için görünür hale getirdik. Dün akşam lahana haşladım ve suyunu yanında getirdim. Lahananın içinde antosiyanin var. Bu da bir renk indikatörüdür. Asidik ve bazik çözelti de renk değiştirir. Şimdi bunu size göstereceğiz. Görünüşe göre MIT suyu içmek oldukça güvenli. Bu iyi haber. Şimdi MIT suyunu lahana çözeltisine ilave edelim.
MIT suyunu lahana suyuna karıştırırsak sizce ne olur? Şu anda nötral. Fazla bir şey olmayacak. Ya indikatörlerimiz yanlış ya da hiçbir şey olmayacak. Gördüğünüz gibi MIT suyu hala mor renkte. Eve gittiğinizde musluk suyunu içebilirsiniz. Bunun güvenli olduğunu gösteren iki kanıtımız var. Sonraki şey sirke. Bu şerite bakacak olan var mı? pH'si 2,5. Sirkeyi içebilir miyiz? Hayır. Muhtemelen doğrudan içemeyiz. Elimizde mor renkli lahana suyu var. İçinize tahmin yapacak olan var mı? Lahana suyuna bu oldukça asitik sirkeyi dökersem rengi neye döner? Mavi ve pembe diyenleri duyuyorum. İkisi de iyi tahmin. Çünkü renk indikatörleri farklı renklere dönüşür. Büyük bir değişim oldu. Sırada ne var? Kabartma tozu. pH'si 7 mi? Sanırım yeterince dökmedik ya da tam çözülmedi. Hadi ikinci testimizi de yapalım ve kabartma tozuna ne olduğuna bakalım. Kabartma tozu ile çok bazık oldu. Buna bir sayı veremedik çünkü suda tam çözülmedi. Fakat burada kabartma tozu ile koyu bir mavi renk elde ettik. Yani çözelti bazik. Sıradaki şey her zaman içtiğiniz gazoz. Biraz Sprite getirdim. Kola veya diyet kola iyi bir seçim gibi geldi. Şimdi ne olduğuna bakalım. Biraz bekleyelim. Şimdi bakabiliriz. pH'si 3. Soda korozif. Sadece şekerli değil, aynı zamanda dişleriniz için çok zararlı. Ama sirke kadar kötü değil. Buradaki renk değişimini mukayese edebilirsiniz. Anlaşılan dişlerinize iyi gelmeyen sadece şeker değilmiş. Ama asitliğinin sirke kadar kötü olmadığını gördünüz. Ama bir renk değişimi söz konusu. Aranızda diğer içecekler yerine gazoz kullanan var mı? Bunu başka ne için kullanabiliriz? Bozuk para temizlemek için. Evet, başka? Araba aküsü temizlemek. Başka mantıklı kullanma yolları? Başka var mı? Çelik teldeki galvanize çıkartmak. Pekala. Başka var mı? Bu bilgilerden sonra hala içinizde kaç kişi gazoz içecek merak ediyorum. Sıradaki şey suda çözülmüş aspirin. pH'si derişiminin ne olduğuna bağlıdır. Ne kadar derişik olduğunu bilmiyoruz ama suya bir aspirin attık ve pH'si 3 oldu. Bildiğiniz gibi aspirin bazen midenizi bozar. Mahsuru vardır. Tilenol gibi alternatiflerinin geliştirilme nedeni budur. Aspirin aldığınızda midenizin nasıl hissedeceğini burada görebilirsiniz. Eğer mideniz kötüyse biraz Tums veya Milenta gibi benzerlerini alabilirsiniz. Burada pH'sini ölçelim. Mideniz kötü olduğunda magnezyum sütü almaya karar verdiğinizi düşünelim. Sizce bu asitik midir yoksa bazik midir? Ne olmasını beklersiniz? Bazik. Tamam, bakalım neymiş. Bu biraz daha yoğun. Bunun nasıl uygulandığına bakalım. Sanırım alt taraftaki yeşilliği görmeye başladınız. Buradaki beyaz. Tam bir rengi yok. Yavaşça karışmalarını bekleyelim. pH'si ne oldu okuyabilir misiniz? Yoksa bu da mı okunmadı? 7 gibi. Sanırım mavi oldu. Bugün öğle yemeğini kaç kişi yedi? Kaç kişi daha sonra yiyecek? Bu demoyu gördükten sonra öğle yemeğine gitmeyi kaç kişi tekrar düşünüyor?
Pekala. Tüketebileceğimiz son bir şeye bakalım. Limon suyu. Veya bu limonlu gazoz sayılabilir. Kolay bir taneyle bitiriyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Sizce asidik mi yoksa bazik mi? Aslında sadece morun renginin ne kadar açacağını göreceğiz. Limon suyunun pH'sını kaç buldunuz? 2. Pekala. Gösterimiz burada bitti. MIT çevresinde neyin korozif olduğu veya neyin korozif olmadığını gösterdik. Bazı ipuçları verdik. Bazı materyallerin pH'sini ölçtük. Sanırım müfredatta bu dersin adı MIT'de su içmek güvenli midir olmalıydı. Cevap şudur. Gazoz içmekten çok daha güvenli. Pekala. Sudaki bazı asitleri konuşalım. Şimdi çok kullanacağımız bir şeyi, iyonlaşma sabitlerini tanıtacağım. Sudaki bir asit örneğine bakalım. Elimizde asetik asit çözeltisi var. Burada su çözücüdür. Asetik asit suya bir proton vererek hidronyum iyonunu ve asetik asitin eşlik bazı olan asetat anyonu oluşur. Buradaki eşitlik böyledir. Şimdi bu eşitliğin iyonlaşma sabitini diğer bir deyişle Ka'yı gösterelim. Bu ders boyunca bu sabitleri çok kullanacağız. Ka'yı asitler için, Kb'yi de bazlar için kullanırız. Asitin iyonlaşma sabiti bir denge sabitidir. Bunu yazmayı biliyoruz. Hidronyum iyonu derişimi çarpı asetat anyonu derişimi bölü asetik asitin derişimi. Bu eşitlikte su yer almaz. Çünkü çok saftır, çözücüdür. Derişimi çok fazla değişmez. Bu nedenle denge ifadesine konmaz. Buradaki iyonlaşma sabitinin değeri eşittir 1.76 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Tabii ki 25 derece santigratta. Bu sayı çok küçüktür. Bu da bize asidin kuvvetli olmadığını söyler. Çözeltide çok fazla iyonlaşmaz. Zayıf asitler suda çok fazla iyonlaşmaz. Bu zayıf asitin tanımıdır. Kuvvetli asitler ise çözeltide çok fazla iyonlaşır. Bundan sonra asitlerin ve bazların eşitliklerini sembolik olarak yazabilirsiniz. Aşağı burada asiti gösterir. Su ile tepkimeye girerek hidronyum iyonunu ve HA asidinin eşlenik bazını A eksiği verir. HA sudaki asittir. Ayrıca sudaki asidi BH artı şeklinde de gösterebiliriz. Bu durumda yine hidronyum iyonu ve asidin eşlenik bazı meydana gelir. Burada B eşlenik bazı göstermektedir. Kuvvetli asitin Ka'sı birden büyüktür. Dengede ürün reaktiften daha fazladır. Bu da asidin neredeyse tamamının iyonlaştığı anlamına gelir. Girenlerin neredeyse hepsi iyonlaşmıştır. Zayıf asitin Ka'sı birden küçüktür. Bu da zayıf asidi suya koyduğunuzda
dengeye geldiğinde suda çok fazla iyonlaşmadığı anlamına gelir. Bir şeyin kuvvetli asit olup olmadığını Ka değerine bakarak söyleyebilirsiniz. Veya alternatif olarak pKa değerine bakarak karar verebilirsiniz. pKa, Ka'nın eksi logaritmasıdır. Ka değeri küçükse pKa değeri büyük olur. Büyük pKa değeri asidin zayıf olduğunu gösterir. Bir şeyin kuvvetli veya zayıf olduğunu anlamak için Ka veya pKa değerine bakmamız gerekir. Dersi bu slaytla bitirelim. Burada kuvvetli asitleri görmektesiniz. Bunların Ka'ları birden çok büyüktür. pKa'ları ise oldukça küçüktür. Asitlerin kuvveti aşağı doğru azalmaktadır. Tekrar ediyorum. Kuvvetli asitlerin pKa değeri birden büyüktür. Bunların hepsi kuvvetli asitlerdir. Zayıf asitlerin pKa değeri birden küçüktür. Aşağı doğru inersek Ka değerlerinin düştüğünü görebilirsiniz. Burada Ka değerlerine karşılık gelen pKa değerlerini görmektesiniz. pKa değeri yukarı doğru azalmakta, aşağı doğru ise artmaktadır. Bu çizelge çok uzundur ama en kuvvetli asitin pKa değerinin ne kadar küçük olduğunu görmektesiniz. Bugünlük bu kadar. Asitler ve bazlara devam edeceğiz.